Savaşı, Malazgirt'ten sonra Bizans'a vurulan ikinci büyük darbedir. Savaş sonucunda Bizans, Anadolu'da üstünlüğünü kaybetti ve Anadolu'daki hakimiyet... Yaşantının başladığı ve 5000 yıldır da yaşantının kesintisiz olarak devam eden 4 tane mahallesi bulunan Çivrili'mizde kazanılan Mirya Kefalon Zaferi etkinlikleri için burada toplandık. Ben böyle bir zaferin topraklarımızda kazanılmış olmasından dolayı ayrı bir gurur sahibiyim ve ilk defa bu törenin de Denizli'de yapılıyor olması beni ayrıca heyecanlandırıyor. Zaferimiz kutlu olsun. Anadolu'nun her bir karışı şehit kanlarıyla sulandı ve birçok zaferler kazandık. Mirya Kefalon zaferi de Türk İslam tarihi açısından Malazgirt zaferinden sonra en önemli zaferlerden birisi. Anadolu'nun tapusunun alındığı bir savaş ve zafer. Ecdadımız kazanmış ve bu zaferin 845. yıl dönümünü burada başlayan törenlerle bugün ilçemizde ve akşam da yine ilçemizin Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliklerle devam ettireceğiz. Büyükşehir Belediye'miz de ilk defa bu yıl Şubat ayında almış olduğu kararla Mirya Kefalon Zaferi'nin kutlama günü olarak kararlaştırılmasına meclis olarak karar verdi. Bunun için de bütün meclis üyelerimize, aynı zamanda da Büyükşehir Belediye Başkanımıza gıyabında çok çok teşekkür ediyorum. Yine Pamukkale Üniversitemiz, rektörümüz, sayın valimiz bu Mirya Kefalon Zaferi'ndeki savaş kalıntılarının tespitiyle ilgili çalışmaları da başlattılar. Kendilerine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kültür Turizm Müdürümüze de teşekkür ediyorum. Zaferimiz kutlu olsun. Mirya Kefalon Zaferi'nde şehit düşen ve bu topraklar için bugüne kadar şehit düşen, başta Gazi Mustafa Kemal ve bütün silah arkadaşlarımızın, şehitlerimizin ruhları şad olsun. Mekanları cennet olsun. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun efendim. Bundan tam 845 yıl önce Denizli'mizin Çivril ilçesinde gerçekleşen Mirya Kefalon Zaferi'nin anmak, şehitlerimizi yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için burada toplanmış bulunmaktayız. Tabii bu topraklar kolay vatan olmadı. İşte 1071'den itibaren Malazgirt Zaferi gibi, Mirya Kefalon Zaferi gibi, Kurtuluş Savaşı zaferleri gibi pek çok zaferler tarihe attığımız imzalardan en önemlileri. Ama Mirya Kefalon Zaferi Malazgirt'ten sonra Anadolu coğrafyasındaki Türk nüfusun artması, Türk hakimiyetin artması bu topraklara Türk tapusunun, Türk mührünün vurulması açısından çok önemli bir zaferdir. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl Mirya Kefalon'un Denizli ili Çivril ilçesinde gerçekleştirilen bir bilimsel çalışmamız olmuştu. Sayın Valim'in de destekleriyle, katılımlarıyla Çivril Tarihi ve Mirya Kefalon Zaferi isimli bir kitabı hem Denizli tarihine hem Türk tarihine armağan etmiştik. Dolayısıyla Mirya Kefalon'un Denizli'de olduğu, Denizli topraklarında gerçekleştiğini tescillenmiş oldu.
Yanı sıra bu sene Mart ayında Büyükşehir Belediye Meclisimiz oy birliğiyle 17 Eylül tarihini Mürekkep Fonon Zaferi Kutlama Günü olarak kabul etti. Ve o kabulden sonra da aslında ilk törenimiz, resmi törenimiz. Bu vesileyle emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere, ilçe belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize her birine ayrı ayrı teşekkür ederim. Çünkü oy birliğiyle geçen güzel bir karar, Denizli tarihine attıran güzel imzalardan bir tanesi. İnşallah yarınımız bugünden daha güzel olsun. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları, değerli komutanlarımız ve bütün şehitlerimizi rahmetle, saygıyla anıyorum. Mürekkep Fonon Zaferi günümüz hepimize kutlu olsun. Denizli Büyükşehir Belediye'mize, Büyükşehir Belediye'miz meclisine ve ilçe belediye başkanlarımıza teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bu anlamlı günü Denizli tarihine kattıkları için. Çünkü Mürekkep Fonon 1176-17 Eylül Türk tarihi açısından bir dönüm noktası. Bu topraklarda Türk hakimiyetinin bizlerin tescillendiğinin en büyük göstergesi. Kufi Vadisi hocalarımızın burada ya da başka bir noktada yapıldığını hani yani o yüzden bunu aldık. Fatma Yıldız Hanım.